Şu Nuran'ın ağzını bir yoklamak lazım ya. Kim bilir ne haplar karıştırıyorlar. Git öğren. Bunu da öğren. Sonun Hatice gibi olsun senin de. Canına kıyıversinler. Öf anne ya. Öf yani. Nereye gidiyorsun? Allah Allah, nereye gideceğim ya? Edibe Hanım yukarıyı da temizleyin dedi ya. Nuranlara mı gidiyorsun? İyice evham yaptın ya. E gel bak o zaman nereye gidiyorum. Yok ben böyle yaşayamam. Bu böyle olmaz. Bu yürek çarpıntısıyla yaşayamam. Gideceğiz buradan. Amma abarttın. Amma abarttın. İyi günler. Ateş, German'ın mobilyaları bizde de. Bir adreste bir karışıklık olmuş. Acaba ben adresi tekrar alabilir miyim? Ateş Bey'e sormam lazım. Biraz bekleyebilir misiniz? Hanımefendi, eşyalar kamyonda, kamyonda yolda öylece kala kaldık biz. Ben sizden telefon numarası istemiyorum. Adres istiyorum. Tamam, peki. Söylüyorum. Yazıyor musunuz? Tamam, yazıyorum. Sırma Sokak, numara 5, daire 6, Cihangir. Tamam. Hayırlı günler, kolay gelsin. Geliyor mu? Geliyor Esin Hanım. Kız cüzdanı bulamadım bir türlü. Efsun. Gitti mi? Bitti abla. Efsun git buradan. Aç kapıyı Bahar, rezil etmemizi el aleme. Efsun ne olur, senin yüzünden yeterince acı çektim zaten. Ya artık rahat bırak beni lütfen, ne olursun. Kızım, sen acının ne olduğunu bilmezsin. Benim sevdiğim adamı elimden aldım, bundan öteye acı mı olur? Sen acıyı nereden bileceksin? Ben senin elinden kimseyi çalmadım Efsun. Ateş beni seviyor, anlamıyor musun? Ateş beni sevecekti kızım. Sen aramıza girmeseydin Ateş beni sevecekti. Şu an içeride ben olacaktım. Annemi çiğnedin, babamı çiğnedin. Niye? Çünkü bencilin tekisin. Çünkü kendinden başka hiç kimseyi düşünmüyorsun. Aç dedim Bahar. Aç dedim kapıyı. Aç kız, kıyafetlerini getirdim. Al ulan. Al kazağını. Al kıyafetlerini. Al, al çantanı, al kitabını, al! Senin hayatın ancak çöp poşetine sığar kızım. Al eşyalarını! Nedir bu gürültü? Yok bir şey be. Kapat kapını, gir içeri. Bir şey mi oldu Ayfer Hanım? Kavganın sesine geldim işte ben de. Ne oluyor diye sorayım dedim ama. Sorma, sana ne soruyorsun? Ya defolun gidin be. Bir de sizinle mi uğraşacağım? Hemen gitmezseniz polis çağıracağım. Aç kapıyı Bahar. Aç dedim Bahar. Efsun. Efsun gözümü seveyim, daha fazla rezalet çıkarma git. Sen daha fazla rezaleti görmedin. Gerçekten çok özür dilerim onun adına. Bir daha olursa yönetimi toplayacağım ve apartmandan taşınmanızı isteyeceğim. Ne insanlar var ya. Yok bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Teşekkürler anlayışınız için. Demek aşk yuvanız burası. Ben gelmeden önce ne yapıyordunuz Ateş'le? Öpüşüyor muydunuz? Ha? Gece doyamadınız mı birbirinizi? Nasıl Ateş? Efsun yeter, sus. Her şeyi kirletiyorsun. Ateş evde yok işte. Hadi ya, yazık. Bir gecede sıkıldım senden kız. Ha? Hayret yani.
Efsun! Demek ki Ateş'le burada yattınız. Hayır. Ateş salondaydı. Babama da lütfen böyle yalanlar söyleyip düşman etme bana. Vay vay vay. Bunları planlıyorsun değil mi? Çakala bak. Babama bunu söylemeyeyim. Herkes bana düşman olsun. Efsun kötü. Efsun hiç kimse sevmesin değil mi? Efsun nasıl şeyler geliyor aklına? Sen istediğin hayata kavuştun. Daha ne istiyorsun? Ateşi. Ateşi gerçekten sevdiğine inansam. Belki. Ama sen kimseyi sevemezsin Efsun. Şimdi lütfen. Buradan çık ve bir daha da Ateş'le benim yoluma çıkma. Öyle mi? Ben kimseyi sevemem ha. Ben kimseyi sevememeyi göstereceğim sana Bahar Hanım. Efsun? Demek ben kimseyi sevemem. Öyle mi Bahar Hanım? Yanılıyorsun. Ben Ateş'i çok seviyorum. Anlamıyorsun, hiç anlamadın. Çok seviyorum ben onu. Ben nasıl Ateş için yaşıyorsam, Ateş için ölürüm de. Anlıyor musun beni? Sen Ateş için ölebilir misin Bahar? Ha? Ateş için ölebilir misin? Ne yapıyorsun Efsun? Efsun ne yapıyorsun? Çıkar! Efsun çıkar! Efsun! Ne olur, ne olur! Efsun ne yapıyorsun bana bak! Kusman lazım onlara Efsun! 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 Ne yapıyor burada? Senin ateşi çok. Bir sürü avyutu. Ne yaptı kızım? Ne yaptı? Ne yaptı? Şurada tezgahın üstünde. Efsun bana bak. Sen dinledin mi? Efsun. Ben hastaneye arıyorum. Dur, 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 dur. Hiçbir yere arama kızım, arama. Vitamin yutmuş. Kızım sen deli misin? Ha? Yürü bakayım, yürü, yürü. Midendekilerini boşaltalım. Hadi lavaboya. Yürü. Çabuk, 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 çabuk. Her şeyi ettim. Babam çok kızacak bana. Ettin tabii. Hadi bakayım. Al kızım. Sana nane limon kaynattım. Mideni toparlar. Sıcak sıcak iç. Bu bebek senin de aslında. Annem bana da almıştı aynısını ama benimkinin hep ses kırmızıydı. Sonra sen bunun saçlarını kestin daha güzel olsun diye. İğrenç olmuş. O zaman da öyle demiştin. Benim bebeğim çirkin, Bahar'ınki niye güzel diye ağlayınca annem hemen benimkini sana vermişti. Ne oldu sonra o bebeği hatırlıyor musun onu peki? Ne bileyim ben. Mahallede çocuklarla oynamaya giderken onu da götürdün yanında. Kaybettin. Bana da senin beğenmediğin bu çirkin bebek kaldı. Annem sen ne istediysen verdi Efsun. Hiç Bahar üzülür mü kırılır mı diye düşünmedi bile. Ben gerçeği öğrenince anladım yani. Öz kızı olmadığı için özellikle kayırıyormuş onu demek ki dedim. Annemi daha çok sevdim. Ama şimdi annem bir oyuncak bebek gibi Ateş'i benden alıp sana vermek istiyor. Yılların alışkanlığı. Ama artık çocuk değiliz. Annemi aldın. Seni canından çok seven bir öz baban var. Şahane bir konakta, tam da istediğin gibi rüya gibi bir hayatın oldu. Benim tek istediğim Ateş'le mutlu olmak. Bırak da ona da
Alo. Evet, aradım da ulaşamadım. Toplantıdaydım, telefonum sessizdeydi. Yeni gördüm aradığını. Acil bir şey yok değil mi? Yo, öyle sarmıştım. Her şey yolunda. Sen ne zaman geliyorsun? Şimdi çıkıyorum şirketten. Yarım saate evde olurum. Tamam. Bahar. Hı. Seni özledim. Ben de seni. Görüşürüz. Nereye? Senin sandığın gibi hayat altın tepside gelmedi bana Bahar. Ben bu hayatı yaşamak için çok fazla şey yaptım. Senin bununla ilgili hiçbir fikrin yok. Bilemezsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.